Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsiz sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış, masmavi bir erik kesilir ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. İlk sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım. O kadar anlamlı bir hediye ki. Senin sesinden bir şiir. O kadar güzel ki. Ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Benim en sevdiğim çiçekler. O kadar güzel görünüyorsun ki Lale. Gözlerim senden anlamadı. Şu an kendi ismimi bile unutabilirim yani. O yüzden bunu vermeyi unuttum. Kusura bakma. Benim hediyem. Neler yaptın sen? Ben de seni seviyorum. Sevgililer günümüz asıl şimdi başlıyor. Nasıl yani? Şöyle.
Gel benimle. Yani sana bir şey diyemiyorum. Zaten ne diyeceksin ki Yıldırım, ne diyebilirsin ki? Yani ben senin şu haline çok üzülüyorum tabii. Ama şimdi Lale'yi düşündükçe... ne yalan söyleyeyim, ona daha çok üzülüyorum. Biliyorum baba, biliyorum. Emin ol kendime daha ağırlığını söylüyorum. Keşke zamanı geri alabilsem. Ben o ağır sözleri biliyorum. Yıllarca kendime söyledim o ağır sözleri ben. Yapacak bir şey yok mu baba? Yapacağız bir şeyler, yapacağız. Ya Onur, ben Songül'e çok acılar çektirdim. Aynı acıları Lale'nin çekmesini istemiyorum. Yani bulacağız, yapacağız. Yapmamız lazım. Yaparız değil mi baba? Yaparız, yaparız. Yaparız. Buluruz. Önce buluruz. Sonra da yaparız. Sen merak etme. Mesaj bırakınız. Lale. Aşkım, beni affetmek zorunda değilsin. Ama şunu söylemek istiyorum, bunu ne olur bil. Ben senin o halini gördüm ya, içim paramparça oldu. Benim için ağladığını görünce çok, çok üzüldüm. Yani sen benim için ağladın. Ben senin kalbini kırdım. O yüzden ne olur gözyaşlarını silebilmem için bana bir fırsat ver, olur mu? Affetme beni, tamam. Gerçekten yani. Affetmek istemezsen affetme. Ama ne olur bana bir şans ver. Tamam mı? Ben bilerek veya isteyerek hiçbir şey yapmadım. Aşkım, ben senin canından ayrı mıyım zannediyorsun sen? Şunu bil. Senin kalbin parçalanmışken benim kalbim atmaya devam edebilir mi sence? Senin gözyaşların süzülürken benimkiler durabilir mi? Sen benim her şeyimsin. Bundan sonra belki söylediklerime inanmayacaksın ama şunu bil ki... sen benim her şeyimdin. Her şeyimsin. Ve her şeyim olarak kalacaksın. Ama lütfen son bir kez, sadece son bir kez... senin gözlerine bakmama izin ver. Tamam mı? Sadece bir kez. Hoşçakal. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Anneciğim, babacığım, o kadar mutluyum ki bir arada olduğumuz için. Babacığım, ben de senin olduğun için çok mutluyum. Senin doğum günü beraber geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevdan, deli bir yaz yağmuru sevdan, deli bir yaz yağmuru sevdan. Böyle
Alo bacanak. Ya. Ha yok yok. Uyandım ya. Ne zaman yattım bilmiyorum ki. Hı? Ne diyeyim yani. Çok iyi değilim. Helali'yi arıyorum, telefonlarımı açmıyor. Derdimi anlatamıyorum. Canım sıkkın. Sen ne yaptın? Vallahi ben de iyi değilim be bacanak. Ya dün akşam konsey toplandı, öyle durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Benim mevzuyu bildiğimi çaktılar. Terliklerle kapı dışarı. Yine mi? Kurtuluş kusuruma bakma ya. Benim yüzümden sen de mağdur oluyorsun böyle. Yok be bacanak, ne senin yüzünden yani. Beni çabuk kovuyorlar. Yani haksız da sayılmazlar tabii ama... işte eskiden yaptıklarımın faizini ödüyorum. Allah'tan böyle hani Yıldırım Baba var da yani kapısını açıyor bize. Anladım bacanak. Tamam, selam söyle. Bir şey olursa haberleşiriz. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hadi, hadi. Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su'yla akşam buluşamamışsınız. Buluşamamış mıyız? Restoran önünde ufak bir kaza geçirince görüşmenize gecikmiş. Sen de beklememişsin. Telefonla aramış ama açmamışsın. Anne emin misin sen? Evet oğlum. Pelin Su şu an yanımda, kendisi anlattı. Pelin Su yanında mı? Anne ben seni birazdan arıyorum, tamam mı? Onur sen neredesin? Ha tamam oğlum, iştesin. Tamam sen müsait olunca bizi ararsın. İyi günler, iyi günler, öpüyorum. Henüz annemin yanındaysa bu kız kim? İnanmıyorum. Onur ne yaptın sen? Sen ne yaptın Onur? Ne yapıyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Rezil olacağız. Cam açık. Sen bana bir şey yaptın değil mi? Ya, ne yapacağım? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ediyorum sen bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Söyle. Yemin ediyorum seni öldürürüm. Eyvah ya. Bana bir şey yaptıysan doğru söyle dedim. Ya ben sana bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Pislik. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapma. Doğru söyle dedim. Ya ben sana ne yapacağım? Zaten bir şey yapmış olsam hatırlardım, değil mi? Hatırlamıyorum, yok. Çünkü öyle bir şey yok, yapmadım. Emin misin? Emin misin dedim? Eminim ya. Sakin ol. Ya ben de hatırlardım, o kadar kötü olmadım aslında. Ama biz neden buraya geldik, ne saçma ya? Ya bilmiyorum. O zaman dün geceyi unutalım, tamam mı? Tabii ki. Güzel. Zaten bundan sonra görüşme gibi bir niyetimiz de yok. Ya mümkün değil senle ben. Bir zahmet, bir zahmet. O zaman
Çıkalım hadi. Nasıl rahatladın belli değil ya. Aynen. Değil mi? Zaten çok saçmaydı. Bence de çok saçmaydı. O zaman? Ve çok memnun oldum. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal. Telefonumu nereye koydum ya? Kafa bırakmadım kız. Ben de. Rezaletin son perdesi. Annem. 48 cevapsız mı? Ay annem kesecek beni. Kızım sen kimsin Lale ya? Sen kimsin ya? Gelir misin artık? Kız yok. Nilüfer ablamı aradım, ona da gitmemiş. Gel gel o. Allah Allah. Allah kahretsin. Şeyi hastaneye arayalım. Yok ya şeyi. Şeyi arayalım. İtfaiye. En iyisi itfaiye arayalım. İtfaiye niye arıyoruz? Bu lale bunun nereden çıkacağı belli mi olur kızım? Anladım. Aa anne, çöp çatan kadını mı arasak acaba? O biliyordur belki. O sen. Sen o. Tamam canım. Sağ ol. Oğlanla buluşmamış gibi. Buluşmamış mı? Doktora giderken trafik kazası geçirmiş, kıza geç kalmış. Oğlan gittiğinde zaten bizim kız yokmuş bile. Buluşmadıysa nerede bu kız? Nerede? Allah'ım kızım başına bir şey gel, su getir bana, bir şey getir. Ay kafayı yiyeceğim, ben çıkacağım. Kesin bir şey oldu mu? Sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun kızım? Ben çok kötüyüm. Gebert çok kötüyüm. Kaçma. Ayağım. Ya. Kız sen buluşmaya da gitmemişsin. Gel. Kız kime gel? Ne yapıyorsun sen? Gel. Zafiyenden çıkma. Anne buluştum. Buluştum. Ne demek buluştum? Kızım saçmalama sana. Randevuya geldiği zaman çocuk kaza geçirmiş. Geldiği zaman da sen orada yokmuşsun. Ne yaptın? Yok ben gittiğimde oradaydım. Kız. Ayağım. Arabacı yalan mı söyleyecek? Ha? Anne bak yemin ediyorum ben niye yalan söyleyeyim sana ya? Anneciğim Allah aşkına niye yalan söylüyorsun? Kadın niye yalan söylüyorsun? Kedi terli mi? Anne! Atmayacağım anne! Atmayacağım! Ayağıma gireceğim. Çaktırma da anlat. Korkaklar! Korkaklar! Nasıl geçti? Geceyi birlikte geçirdiğinize göre. Allah cezanı vermesin. Anne bak, geceyi beraber geçin. Anne, gece. Bak bütün gece beraber geçin. Ama yemin ediyorum hiçbir şey olmadı anne bak. Yemin. Allah razı olsun. Ne olmadı? Bak geberteceğim. Bak kımıldama, kımıldama. Yemedim. Anne. Anne. Anne bak, sen doğrusun ya. Yemin ediyorum hiçbir şey olmadı. Vallahi, vallahi birlikte geçirdik diyor. Kız parçalayacaksın. Göbermeyeyim seni, sen zorladın beni. Bir pabuç. Kızım aramızda bir şey geçmedi diyorum. Gidip uyumuşuz. Zaten sızmışız ya. Hadi hadi. Bak iyi ki ben demişim iç çamaşırını değiştir diye. Yoksa rezil olacaktım vallahi. Nergis. Fii tamam sustum. Ay bu ne be? Abla. İnanmıyorum. Dövme mi yaptırdın? Yok artık. Onur yazdırmışsın. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.